Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Haftanın bu ilk gününden herkese selamlar olsun arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar <laughs> derbi merdiven boş verelim. Biz kendi maçımızı konuşalım. Fenerbahçe'de penaltı itirazı diye gideyim. Kasımpaşa maçında e, penaltı itirazı oldu 11. dakikada. Hala ben bunun nasıl verilmediği görüşündeyim. Hani Halil Umut Meler oyunu sürdürdü. Fenerbahçe 38'de penaltı kazandı. İkisi de penaltıydı ama 11. dakikada Mert Müldür açmadı ortayı. Bekao'nun sağ kanattan ortasıydı. Mert Müldür topu Bekao'ya verdi. Bekao ortaladı. Ve top Brekalo'dan geri döndü. Elle oynadılar. Elle oynadığına eminiz. Ama Sarper Barış Saka varın başındaki arkadaş. Köşe vuruşu falan filan dedi. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim size. Alan Saint Maximenle Fenerbahçe öne geçti. ile golünü attı. Ben size şunu söyleyeceğim. Verilmeyen penaltı neyin diyetiydi? Açıklıyorum. Bakın. Verilmeyen penaltı neyin diyetiydi? Açıklıyorum. Yüzde Şimdi ikinci dakikada İsmail Yüksek bir topa sıçrıyor. Kafa vurmak için sıçrıyor. Maçın hakemi bunun faul olduğunu düşünüyor. Yani kambura yapma dediğimiz şey var arkadaşlar. İlla sıçrayan kişiye vurmak, tutmak, çekmek değil. E, hani faul olması için. Kambura yapmak da faul. Hatta şöyle söyleyeyim size. İki kişiyiz. İkimiz de hava topuna çıkacağız. Ben de çıkacağım. Karşımdaki de çıkacak. Ben son anda vazgeçiyorum. Çıkmıyorum. Ve o kişi de çıkıp benim üstüme doğru sıçrıyor. Buna e, hani o çıkmayan arkadaş yani sıçramayan kişi faul yaptı kararı verilebilir. Bence Varakemi iyi sezemedi o pozisyonu. Hatta hatırlayın. ikinci dakikada şey yaptı. Ha, Halil Umut kulaklık dedi. Bir şey yokmuş dedi. Devam edin dedi. Penaltı penaltı yokmuş dedi, dedi. Devam edin dedi bak. Yani anında pozisyonun içinde devam edin. Bir şey yokmuş dedi. Ben şunu söyledim kendi kendime. Ulan dedim. Burada penaltı pozisyonu konuştular. Muhtemelen dediler ki penaltı var mı yok mu? Bak sıçramış İsmail Yüksek kafasının arkasına değmiş. El arkada haberi yok. Arkadaki eline top değiyor. Ya buna zaten penaltı vermezsin. İstem dışı. Ama Galatasaray'da iki tane futbolcu top havadan geliyor. İkisi birbirine bakıyor. Hadi top elimize de işte, penaltı verecek mi bakalım diyorlar. Top ellerine de penaltı vermiyorlar. Lucas Torreira Rizel oyuncuya gidiyor. Kendi ceza sahalarında Bodostam'a dalıyor. Penaltı vermiyorlar. Yani Galatasaray'ın aleyhine vermedikleri penaltıları Fenerbahçe'nin aleyhine zaten veremezler. Yani bir taraftan alt bir tarafa. Ama ben size söylüyorum. Bu onun diyetiydi. Yani o penaltı pozisyonda lan dediler biz bunu da vermeyelim de. Şimdi hak yemiş olmayalım dediler ama hakkın kralını yediler. Bakın Fenerbahçe'de dikkat çekici bir rakam var. Bu sezon ligde çıkılan 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan bir Fenerbahçe. Ve ligde alınan sonuçlar dikkat çekici. 5 maçın 4'ünde kaleyi gole kapatmak çok çok iyi bir şey. İnşallah 6. maçta da bu şekilde devam eder. Çağlar Söyüncü biz Fenerbahçe'yi toparlanmalıyız. Şimdi maçın sonunda da söyledim ben bireysel olarak. Çağlar'ı çok beğenmedim. Ciddi söylüyorum bak çok fazla hata yaptı. Ben Çağlar'ı hiç beğenmedim. Ve söylediğimde arkadaşlar samimiyim. Hiç ama hiç beğenmedim Çağlar'ı. Çok aşırı hatalar yaptı. Ama tabii ki de e, geride kalan bir maçtan bahsediyoruz. Hatalardan ders çıkarmamız lazım. Ne olursa olsun ders çıkarmamız lazım. Bizim için şu anda yapılacak şey ders çıkarmak. Bu arada maçımız cumartesi günü arkadaşlar. Pazar günü gibi geliyor herkese ama maçımız cumartesi günü. Şimdi Çağlar diyor ki maçtan sonra Bugün aslında istediğimiz 3 puanlık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum. Daha iyi bir skor aldık. Daha iyi daha iyi olmalıyız biz Fenerbahçeliyiz. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. 3-0 olmasını isterdim. İyi bir skor aldık ama iyi oyun oynayamadık bugün. Toparlanmamız lazım bak. Futbolcu bunun farkındaysa bu ne demek biliyor musunuz? İçeride direkt bu konuşuldu demek. Bak mesela Ennesiri 63 dakika gol beklentisi 0.10, isabetsiz şut 1, top sürme girişimi 1 de 0, topla buluşma 22, isabetli pas 11'de 8. Yani kafayla falan indirdi. İkili mücadele 5'te 1. Hava topu 4'te 2. Top kaybı 8. Faul 2. Kendisine bir faul yapılmış. 2 kez offside'a düşmüş. 2 tehlike engellemesi var. Hani lige daha adapte değil. Takıma daha adapte değil. Sisteme daha adapte değil. Onu söyleyeyim. Bir ikincisi Şimanski'de de bir düşüş var. Niye? Sürekli maç yapıyor çocuk. 21'de 13 isabetli pas. Şimanski'nin pas isabeti en kötü olan maç. 3'te 1 uzun top isabeti, 1 isabetsiz şut, 1'de 0 top sürme girişimi, 3'te 2 iki ikili mücadele, 2'de iki 1 hava topu. <laughs> top kaybı 9. Ve kendisine yani bir faul yapmış, bir kez de offside'a düşmüş, 2 kez toplam müdahale yapmış. Aslında Şimanski'deki düşüş, Ennesiri'deki de düşüş. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Şimanski yerine Tadiş ile başlasaydık, sağda İrfan Can'la başlasaydık, bence Ennesiri'den de yüksek verim alırdık ama olan oldu, biten bitti. Osterwolde ile ilgili sahada gerginlik yaşadı Çağlar maçın başlarında. Onunla ilgili de diyor ki Ceydin kalbi temiz çocuk. Herkes öyle. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde böyle tartışmalar oluyor. Onlar normal şeyler. Hepimiz büyük bir aileyiz. Kendi aramızda onlara aldırış etmiyoruz. Onlar bizim için basit şeyler diyor. Yani saha içinde bir kavga oldu ama uzatmadıkları için de memnunum. En azından Çağlar da bunu dile getiriyorsa yani sıkılacak bir şey yoktur. Amrabat'tan açıklamalar var. Galatasaray'a mesajı var. Şimdi yeni transfer Sofyan Amrabat'ta forma şansı buldu. Görev aldım. İyi de oldu kendisi açısından. Geleli çok zaman olmadı takımla birlikte. İlk 3 antrenmana çıktım. Bugün de sahadaydım. Bana göre çok bana göre güçlü zor bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar kendi evimizde oynuyormuş gibi atmosfer yarattı. Isınmadan maç sonuna kadar hiçbir şekilde susmadılar. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Umarım onları mutlu etmeye devam ederiz diyor. Galatasaray derbisine ilgili de konuşuyor Fasta futbolcu. Bu derbiyle ilgili çok şey duydum. <laughs> Konsantrasyonu yüksek, güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Amacımız sadece güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak. Sabırsızlanıyoruz bu maç için diyor. Fiziksel anlamda fit olduğumu söyleyebilirim. Takıma henüz geldim. Elbette adaptasyon için bir süre gere 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 gerekecek. Bu normal ama Fiorentina ve milli, milli takımda maç oynadım. Kendimi fit hissediyorum diyor. Fit hissetmek ayrı ama takımın sistemine uymak ayrı. Maksimen şimdi derbiye odaklanabiliriz. Şimdi dolar düşüşsün diyor. Bireysel ya da takım galibiyeti önemli. Takıma bu önemli maçta galip gelmesi için yardım ettiğim için mutluyum. İnsanlar derbiyi konuşuyordu ama bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maçtı. Şimdi derbiye gerçekten odaklanabiliriz. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Her şeyi yapacağız. İlk golü atmak benim için güzeldi. Daha da önemlisi galip geldiğimiz için mutluyuz diyor. Benim için önemli olan şey oynamaya ve takıma yardım etmeye devam etmek. Tabii ki gol ve asist yaptığınızda önemli bir şey yapıyorsunuz. Ben de bunu istiyorum. Takımımız daha iyi oynadığında ben de daha fazla pozisyona giriyorum. Hocamız ne isterse yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey hocamızın benden isteğini yerine getirmek ve oynamaya devam etmek. Geldiğimden beri neredeyse tüm maçlarda oynadım. Bu şekilde takıma yardım etmek, oynamaya devam etmek istiyorum. Gol ve asist harika olur. Tabii ki ama en önemlisi takıma yardım etmek diyor. Galibiyetten dolayı mutluyum. Mutluyuz. Bana göre kolektif olarak iyi bir performans sergiledik. Derbi öncesi bu tip maçlar zordur. Dolayısıyla aldığımız e, galibiyet yani aldığımız galibiyet dolayısıyla önemli aldığımız neticeden dolayı mutluyuz. Çok daha iyi bir futbol oynamak adına mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Şampiyon olmak istiyorsak her şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Puan kaybetmememiz gerekiyor. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. 3 puan bana göre çok önemliydi takım adına diyor. Ama çok gevezeymiş ya Maksimen'de. Jose Mourinho ikinci yarıyı beğenmedim. Aslına bakarsanız Jose Mourinho'nun çok ciddi açıklamalar var. Şimdi Mourinho'nun açıklamalarını tek tek uzun uzadıya değerlendireyim mi yoksa kısa mı alayım bir düşüneyim. Şimdi özet olarak hoş yerlerden şey her taraftan bahsedeyim ama özet konuşayım. İlk yarıda gösterdiğimiz kazanma hırsı, oyunu kontrol etme isteği hoşuma gitti ama ikinci yarı hoşuma gitmedi. Çünkü aynı hırsı göstermedik. Çok fazla teknik hata yaptık. Topu istediğimiz kadar tutamadık. Oyunu kontrol edemedik. Oyuncularım sanki 3 puan alıp eve gitme isteğinde gibiydiler. O hırs ve şiddet olmadan bu mümkün olmuyor. Ama tabii ki milli aralar sonrası çoğu takım puan kaybeder. Çünkü o dönemde biraz odağınızı ve rutininizi kaybedersiniz. Yorgun olabilir oyuncular. Dolayısıyla 3 puan almak bizim için iyi. Var mı yanlış bir cümle? Var mı eksik bir cümle? Tepeden bakma var mı? Hani ikinci yarıyı beğenmedim diyor. Tepeden bakma var mı arkadaşlar? Hani şöyle söyleyeyim size. Hocam oynanan oyundan memnun değilim ama şu açıklamada beni tatmin etti açıkçası bak hatadan e, haberdar nasıl çözeceğini de düşünüyor. Bu beni memnun etti diyorsunuz değil mi? Ortak paydamız, ortak noktamız burası. Çok fazla top kaybı yaptık. Top tutma konusunda top tutma konusunda istikrarlı olamadık diyor. Yani çok fazla top kaybı yaptık. Top tutma konusunda istikrarlı olamadık. İkinci yerde ürettiğimiz tek pozisyon Çağlar'dan geldi. Şimdi burada aslında var ya. Yani kaçırdığımız bir korner pozisyon ama onun dışında ürettiğimiz pozisyon yoktu. 3 puan için hırs yoktu. Oyun kontrolü yoktu bak. 3 puan için hırs yoktu. Oyun kontrolü yoktu. Çok fazla pas hatası yaptık. 2-0 önde olmanın rahatlığı vardı. Maçı kontrol etmekte zorlandık ama ben daha farklı olmasını tercih ederim. 2 haftalık milyar olduğu için şimdilik bunu kabul edebilirim diyor. Anladınız mı? Bakın iki haftalık milli aradan dolayı bela havle çekiyorum diyor. Meslektaşım Okan Buruk'un bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum diyor. Şimdi siz söyleyince öğrendim diyor. Ancak açıkçası hakemler dürüst olduğu sürece isterse hani başkanlarla, futbolcularla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler diyor. Galatasaray derbisi için ne düşünüyorsunuz? Sıradan bir maç. Rahatım diyor Jose Mourinho. Yani rahatım diyor ve hani Mourinho'nun satır başlarını der, derleyecek, toparlayacak olursak arkadaşlar ikinci yarıyı beğenmedim, hırs problemi vardı. Ee, hani bu arada şey söylüyor. Derbi hazırlamak için Galatasaray'a göre daha fazla zamanınız var diyor. Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. 3 gün toparlanma için normal bir süre. Dün de çok iyi oynadılar ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma imkanları olduğu Hafta içi oynayacaklar. Maç iç sahada bir problem olacağını zannetmiyorum diyor. Bak 6 değişikliğe kadar dikkat etmiş. En önemlisi 3 puan milyaraların zor olduğunu söylüyor. Hani önemli olan 3 puan diyor. 3 günde 2 tane 90 dakika mesela edince o. 3 günde 2 tane 90 dakika oynadı. Milli aralar sonrası en önemli şey 3 puan almaktır diyor. Oyuncular için zor olduğundan bahsediyor. Sonra hani Okan Buruk hakemler düz olduğu isterse kan kişi olsun diyor. Bir önemi yok diyor. Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu. Yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim diyor. Bir yüzde veremem. Ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmalarımız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi. Çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için çok iyi bir kadro sundu diyor Jose Mourinho. Haksız da sayılmaz. Öyle değil mi? Ve e, aslında motivasyon denemez. Bir denge bulmak denebilir. Takımımızda kimler yorgun olduğunu bilmeniz gerekir. Mesela Maximen bugün daha patlayıcı ve daha hızlıydı. Ceko iki maç oynadı ama Ennesiri iki maçta kulübedeydi. Mert Müldür de iki maç oynamıştı ama Samuel sakat olduğu için oynayabildiği kadar oynattık. Bugün takımın performansı harika değildi ama işlem tamam 3 puan aldık diyor. Anladınız mı? Özeti. Bakın ben Mert Müldür'ü hiç değinmedim. Mert Müldür 81 dakika. 2 tehlike engelleme. 1 pas arası 1 toplam müdahale 6'da 3 ikili mücadele kazanma 1'de 0 hava topu. 17 top kaybı, 1 faul kendisine 2 faul yapılmış. 31'de 19 isabetli pas. 2'de 1 uzun top isabeti. Yani çok da pas hatası yapmış. Aynı şekilde Osterwold'e mesela. O da 90 dakika 4 tehlike engellemesi var Osterwold'e'nin. 4 tehlike engelleme. Az buz değil. 4 tehlike engelleme. 2 toplam müdahalesi var. 6'da 4 ikili mücadele kazanmış. Bak az değil. 8'de 3 hava topu kazanmış. Yani 14'de 7 yarı yarıya kazanmış ikili mücadeleleri. Ama ben beğenmedim. Top kaybı 8. Faul 2. Kendisine yapılan faul 1. 20'de 15 pas isabeti. 1'de 0 uzun top. Top sürme girişimi 1'de 1. Şimdi bütün bunların içinde arkadaşlar Galatasaray derbisi için ne düşünüyorsunuz? Sıradan bir maç. Rahatım. Ya psikoloji var ya çok önemli bir şey. Dün gazetelerde ne yer aldı? Mourinho'dan Nikola Zalewski'ye telefon. Ee, yani Nikola Zalewski için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdılar. Hani sadece devreye girdiğimizi yazmadılar arkadaşlar. Ötesinde yazdılar. Ve telefonla görüştü diyor. Ne diyor? Ocakta görmek istiyor. Seni Ocak ayında kadromuzda görmek istiyoruz demiş. Benden haber bekle. Seninle tekrar çalışmak istiyorum. Devre arası benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma demiş. O da Mourinho ikinci babam diyordu. İki yıl önce Golden Boy ödülünü kazandıktan sonra Mourinho ile ilgili konuşmuştu. O dönem dünyanın en yetenekli 21 yaş altı oyuncusu olmayı başarmıştı Polonya futbolcu. Barcelona'dan Gavi, Real Madrid'den Eduardo, Camavinga, Bayern Münih'ten Musiala'yı geride bırakmıştı. Mourinho ikinci bir baba gibi onu çok seviyor çünkü bana bir oğul gibi davranıyor demişti. 2021 yılından bu yana Roma'da oyuncu ve 109 maça çıkmış, 2 gol, 7 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hani kadro dışı bırakıldı falan filan diye. Sezon sonunda boşa çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe sezon sonunda alabilir. Ama şimdi bunu konuşacak zaman değil. Cumartesi günü derbi maçımız var. Odaklanmamız gereken şey derbi maçı. Bakın biz her şeyi yapıyorduk. İyi kadro, iyi oyuncular ya da iyi teknik direktör falan filan. Ama bir şeyleri yenemiyorduk. Jose Mourinho bu bir şeyleri yenmek için ben size bir şey söyleyeyim Tam biçilmiş kaftan. Adam bir şeylerin ciğerini biliyor. Gerçekten biliyor. Mesela BKO'yu satın alma opsiyonu kiralık istediler. Ne dedi? Alıyorsanız direkt alın. Yoksa yok. Hani ben faydalanacağım. Ve iyi de bir para teklif ettiler. İyi de bir öneride bulundular. Ama gel gör ki Mourinho göndermedi. Ha Yusuf Akçiçek. Ben size dedim? Yusuf Akçiçek'in üstüne düşüyor. Ben bu çocukta ışık gördüm. Yetenekli şöyle böyle ediyorum diyor. Gördünüz mü? Ama hala ben Oğuz Aydın oynatmamasını anlayamadım. Mesela Levent Mercan'ı çözemedim. Yani bir eksiklik var, bir gariplik var ama zamanla bunları da aşacağız diye düşünüyorum. En azından oynamayan futbolcular da bireysel çalışmaları çok çok yaptırabilir. Evet izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.